Değerli gençler merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, alttan 9. sınıftan Türk Dili ve Edebiyatı dersinden zayıfı olan sorumluluk sınavına girecek arkadaşları bu videomuza bekliyoruz ve videomuz için de sizler için bazı sorular yapacağız, işleyeceğiz. Bazı çıkabilecek sorular hakkında da konuşacağız. O yüzden videomuzu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izliyorsunuz. Özellikle yeni gelen arkadaşlar varsa hepsine hoş geldiniz diyorum. Bu arada yeni gelen ve eskilerden kanalımıza henüz abone olmamış iseniz hemen aşağıdan abone butonuna tıklıyorsunuz. Zili açıyorsunuz ve arkadaş çevrenizle paylaşıyorsunuz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuzda edebiyat diğer güzel sanat dallarından kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılır diye bir cümle verilmiş. Buna göre aşağıdaki güzel sanat dallarının kullandıkları malzemelere ikişer örnek veriniz diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz edebiyat dersinde edebiyatın, müziğin, resmin, mimarinin, sinemanın kullanıldığı malzemeler vardı. Birinci ünitede onunla ilgili bir soru. Tabii kullandığı malzemeler birden fazla malzeme olan ürünler var. Burada arkadaşlar biz iki tanesini istemişiz. Bu ikisine örnek veriniz denilmiş. Şimdi bunların cevabına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere edebiyat neydi? Edebiyat malzemesi dil olan bir sanat türüydü. Aynı zamanda yazı, kelime, harf, kalem, klavye bunlar da edebiyatın malzemeleri arasındadır. Ama temel malzememiz dildir. Ekranda gördüğünüz cevaplardan iki tanesini yazmanız yeterli. Müzik dalının ise ses, nota, müzik aletleri bu türün malzemelerindendir. Resim sanatında ise boya, fırça, tuval, kağıt bu sanatın malzemelerindendir. Mimari sanatında ise taş, tuğla, beton, kum, su gibi malzemeler mimarinin malzemeleridir. Ve sinema sanatında ise kamera, oyuncu, senaryo gibi malzemeler sinema sanatını oluşturan malzemelerdir arkadaşlar. Bu yazdıklarımızdan iki tanesini istediğimiz için iki tanesini yazmanız yeterli. Fakat daha fazla isterse hocanız, sınav hocanız, o zaman daha fazlasını yazarsınız ekrandaki gibi. Arkadaşlar ikinci sorumuzda boşluk doldurma sorumuz vardı. Hatırlayın. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri boşluklara yazınız demiştik. Dille sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine işitsel, fonetik sanatlar denir arkadaşlar. Noktalı yere işitsel, parantez içinde fonetik yazacağız. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara dramatik sanat, diğer adıyla ritmik sanatlar denir. Arkadaşlar noktalı yere dramatik, parantez içinde ritmik yazacağız. Son cümlemizde ise sevgili arkadaşlar, yalnız görüntüyle yapılan sanatlara ise görsel sanatlar diyoruz. Bu da plastik sanat adını alır. Görsel parantez içinde plastik yazacağız. Bu arada arkadaşlar ritmik yani dramatik sanatlara karma sanatlar da denir. Bunu da unutmayalım. Boşluklara gördüğünüz üzere arkadaşlar ekranda işitsel, dramatik, görsel kelimelerini ekleyeceğiz. Diğer anlamlarındaki eş anlamlı kelimelerini de yazmanız parantez içinde doğru olur arkadaşlar. Yazdığımız zaman tam puanımızı alacağız. Ve üçüncü sorumuzda da arkadaşlar roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye bir soru sormuştuk. Hatırlarsanız burada ilk yerli roman Taşyuku Talat ve Fıtnat'tır. Kim yazmıştır? Şemsettin Sami yazmıştır. Biz burada yazarını sormadık dikkat ederseniz arkadaşlar. Romanı sorduk. Fakat hocanız yazarını sorarsa Taşyuku Talat ve Fıtnat'ı kim yazmış? Şemsettin Sami yazmıştır. Unutmayın. İlk edebi romanımız İntibah'tır arkadaşlar. İntibah romanını da Namık Kemal yazmıştır. Unutmayalım. İlk realist romanımız Araba Sevdası'dır değerli öğrencilerim. Araba Sevdası ise Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. İlk psikolojik romanımız ise Eylül'dür arkadaşlar. Eylül romanında Mehmet Rauf yazmıştır. Unutmayalım. Arkadaşlar dünya edebiyatındaki ilk modern roman örneği ise Don Kişot'tur. Cervantes'in, İspanyol yazar Cervantes'in Don Kişot adlı romanı kabul edilir. Dolayısıyla böyle bir soru geldiği zaman hemen karşısına bu romanları yazacaksınız. Eğer yazarlarını da sorarsa hocanız benim söylediğim yazarları karşılarına yazacaksınız. Ve gelelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar bir noktalama sorusu, dil bilgisi sorusu. Yukarıda parçada parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Arkadaşlar birinci parantez içine virgül,
İkinciye virgül, üçüncüye noktalı virgül, dördüncüye nokta ve son parantez içine, ayrıca içine nokta koyuyoruz. Yani virgül, virgül, noktalı virgül, nokta nokta şeklinde bir işlem yapıyoruz. Arkadaşlar beşinci sorumuzda hatırlarsanız beşinci sorumuzda bir hikayeden bölüm verilmişti. Hemen okuyalım isterseniz. Kitaplarını bir arkadaşına satacaktı. Bu arkadaş ona aynı okulun, aynı sınıfın, aynı sırasında senelerce yardım etmişti. Şansa filan inanmadığı için arkadaşının bu muazzam otomobil acentasına sahip oluşundaki keramete tesadüf deyip geçmişti. Lakin ne olursa olsun bu arkadaş ötekilerden çoğu gibi çıkmamıştı. Burada metnin anlatıcısını ve bakış açısını belirleyiniz demiş. Sevgili arkadaşlar, burada dikkat ederseniz tek tek üçüncü şahıs ağzından bir anlatım yapılmış ve sevgili arkadaşlar ilahi bakış açısıyla ilahi yani tanrısal bakış açısıyla anlatıcı bakış açısını oluşturmuş. Neden? Çünkü dikkat ettiyseniz metinde anlatıcı kahramanın ruh dünyasına indi, iç dünyasından geçen hususları da biliyordu. Bundan dolayı ilahi bakış açısında hem kahramanın iç dünyasını bilir, hem normal görüneni bilir. Dolayısıyla metni hızlandırabilir, yavaşlandırabilir. İlahi bakış açısında böyle bir güç vardır, böyle bir durum vardır. Bundan dolayı beşinci sorumuzun cevabı ilahi, tanrısal veya hakim bakış açısı. Anlatıcı üçüncü kişi, teklik üçüncü kişi anlatıcı olarak yer alır. Gene arkadaşlar altıncı sorumuzda da bir hikayenin unsurları sorulmuştu. Sevgili arkadaşlar hikayeci anlatımlarda hikayenin unsurları, yapı unsurları öyle diyelim daha doğrusu yapı unsurları olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan ve anlatıcıdır. Evet. Hikayenin yapı unsurları nedir dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Olay örgüsü, kahraman, zaman, mekan ve anlatıcı kavramları. Bunlar bir hikaye oluşturan yapı unsurları arasında değerlendirilir. Kimi kaynaklar anlatıcıyı ayrı tutabilir arkadaşlar. Tabii anlatıcı da içinde sayılabilecek unsurlardan ama temelde beş tanedir. Olay, olay örgüsü, kahramanlar, zaman, mekan bunlar unsurlardandır. Anlatıcı da bu unsurları tamamlayıcı unsurdur. Kimi kaynaklarda unsurların içinde gösterir. Ve gelelim yedinci soruya. Yedinci soruda modern tiyatro türlerinden komedinin özelliklerine üç örnek veriniz. Arkadaşlar bakın burada sadece üç örnek istiyor. Biliyorsunuz modern tiyatro türlerinden komedinin üçten fazla özelliği var. Biz üç özelliğini söyleyeceğiz. Tabii biz burada üçten fazla özelliğini yazdık. Siz bunlardan üçünü seçerek hocanız sorarsa yazarsınız. Sevgili öğrenciler, komedi dışında dram veya trajediden de sorabilir. Buna hazırlıklı olalım. Onların da özelliklerini çalışalım ve ona göre hocamız sorduğu zaman yapalım. Biz burada komedinin üç özelliğini sorduk. Üç özelliğini yazacağız. Burada fazladan verdiğimiz özellikler sizi şaşırtmasın. İçinden seçerek hocanız üç tane sorarsa üçünü seçerek yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar komedide konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır. Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. Her türlü söze şakaya yer verilir komedide. Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. Birbirini izleyen diyalog ve konu bölümlerinden oluşur. Manzum olarak yazılır ve üç birlik kuralına uyulur sevgili öğrencilerim. Tiyatrodaki, modern tiyatrodaki komedi türü. Arkadaşlar bunlardan üçünü seçerek yazıyorsunuz. Ve sekizinci sorumuza gelelim. Sekizinci sorumuz arkadaşlar bir dörtlük sorusuydu. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Burada arkadaşlar teması, ölçüsü, kafiyeleri, redifleri ve türünü bizden sormuştu. Bunu şu şekilde arkadaşlar cevaplıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada bir memleket özlemi görülmekteydi. Kuşlar aracılığıyla memleketine selam götürmesini istiyordu. Ölçüsü 11'li hece ölçüsü arkadaşlar. Hecelerin eşitliğine dayalı olarak arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. 11 tane hece olduğu için ve her mısrada arkadaşlar 11 tane hece olduğu için buna biz 11'li hece ölçüsü diyoruz. 11'li hece ölçüsünde 4 artı 4 artı 3 veya 6 artı 5 11 duraklı da olabilir. Biz burada durağını sormadık arkadaşlar. Hocanız sorarsa 11'li hece ölçüsünde bu durakları da gösterirsiniz. Gene arkadaşlar burada ere ereler zengin kafiye. Bakın dikkat edeyim. Yere ere derken zengin kafiye var. Gene arkadaşlar sümbül gül derken dikkat edeyim. Sümbül gül derken burada üvele sesleri gelmiş ve tam kafiye olmuş arkadaşlar. Sümbül ve gül. Vardır vardırlar rediftir arkadaşlar. Burada aynı zamanda çapraz bir kafiye var arkadaşlar. AB AB şeklinde bir çapraz
kafiye var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada çapraz kafiye özelliğini görüyoruz. Ü ve L sesleri tam kafiye vardırlar. Nedir? Yere ve derelerde de ere ereler nedir sevgili arkadaşlar? Zengin kafiyedir. İkiden fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda türü de sevgili arkadaşlar türü de nedir? Lirik şiirdir. Lirik şiir neydi arkadaşlar? Aşk, sevgi, tabiat ve benzeri konuları coşkulu bir dille anlatıyorsa şiir ona biz ne diyoruz arkadaşlar? Lirik şiir diyoruz. Eğer kahramanlık, yiğitlik konusu olsaydı o zaman epik şiir diyecektik. Eğer doğayı anlatıyor olsaydı pastoral şiir diyecektik. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde veya bir eleştiri şiir yergi şiiri olsaydı satirik şiir diyecektik. Ama burada böyle bir durum yok. Burada ne var? Lirik şiir özelliği var. Coşkulu bir dille anlatmış konuyu. Lirik şiir diyoruz türüne. Ve gelelim diğer dil bilgisi sorumuza arkadaşlar. Bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta altı çizili kelimeler var. Bunların türü sorulmuştu. Arkadaşlar burada son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı derken arkadaşlar burada zarftır sık sık. Neden arkadaşlar? Şimdi zarfların özelliği neydi? Dikkatli beni dinleyin. Fiilleri, fiil misleri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelerdi zaten. Burada bakın yaptığı nedir? Bir fiilimsidir sevgili arkadaşlar. Eylemi, fiilimsiyi ne yapıyor? Durum yönüyle niteliyor. Sık sık bundan dolayı burada zarftır arkadaşlar. Bunu yaparsak 2 puanımızı alıyoruz. Devam edelim ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü derken arkadaşlar bakın burada koku nedir? İsimdir arkadaşlar. İsimlerin önüne gelen isimleri niteleyen veya belirten kelimelere biz sıfat diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla iki de burada sıfattır. Buna sıfat diyeceğiz ve 2 puanımızı buradan alacağız. Devam edelim. Yolda yürürken herkes Fahriye'den ziyade derken Fahriye burada özel isimdir. Bakın bir kadın ismi sevgili arkadaşlar. Kesme işaretiyle de ayırmışız dikkat edin özel isim olduğu için. İsim görevli kullanmıştır. Ve devam edelim. Fakat bu dikkat edin burada bakın virgül var sevgili arkadaşlar. Eğer virgül olmasa sıfat olacaktı. Bu Neriman olacaktı. Fakat virgül var. Fakat bu bir şeyi burada ne yapıyor? İşaret ediyor bu. Burada da zamir görevli kullanmış arkadaşlar. Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığında başka bir şey değildi derken sevgili arkadaşlar burada herkese de zamir olarak ne yapılmış? Kullanılmıştır. Zamir olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sırasıyla belirtirsek zarf, sıfat, isim ve zamir şeklinde ne yapacaksınız? Sıralayacaksınız. Değerli öğrenciler, 10. sorumuza gelelim. 10. sorumuzda biliyorsunuz biyografiyle otobiyografiyi sormuştuk. Arasındaki farkları yazın demiştik. Şimdi şu şekilde bir ifade tarzıyla not alabilirsiniz arkadaşlar. Biyografi, bir kişinin diğer kişiler tarafından kaleme alınmış ve insanlara aktarılması saptanmış hayatının özetidir diyebiliriz. İki, otobiyografi ise kişinin kendi hayatını kaleme alarak insanlara sunmasıdır diyebiliriz. 3. Otobiyografi bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlerdir. 4. Biyografiyi yaşam öyküsü olarak adlandırırken otobiyografi ise öz yaşam öyküsü olarak ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz şeklinde bir ifade yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size arkadaşlar ek soru evet çıkabilecek bazı sınavda ek sorular hazırladım. Bu ek sorulardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz birinci ünitede öğretici metinlerle ilgili yazma aşamaları vardı. Hocamız olabilir ki bunu da sorabilir. Ben ek bilgi olarak bunu da size sormak istiyorum. Şöyle bir tablo vererek öğretici metinlerdeki yazma aşamalarını sorabilir. Arkadaşlar öğretici metinlerdeki yazma aşamalarını hocamız eğer sorarsa bunların hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, yazılan metni paylaşma olduğunu unutmayın. Yani bir yazı yazdığımız zaman, öğretici metin yazdığımız zaman hangi aşamalara uymamız lazım? Bir, önce hazırlık yapmamız lazım. İki, planlama yapmamız lazım. Üç, taslak bir metin oluşturmamız lazım. Yani henüz son halini almamış, taslak halinde metin oluşturmamız lazım. Dört, bu metni düzeltme ve geliştirme aşamasına sokmamız lazım. Yani düzeltme ve geliştirme ve son aşamada da yazılan metni artık tamamlandığı için, her şey tamam olduğu için paylaşma. Nerede paylaşma? İşte okul duvar gazetesi olabilir, dergi olabilir, gazete olabilir, internet olabilir, blog sayfalar olabilir. Bunu ne yapma? Paylaşma. Eğer hocanız bir metin, öğretici metni yazma aşamaları diye bir soru sorarsa bu 5 maddeyi muhakkak arkadaşlar yazarsınız. Arkadaşlar bir diğer soru olarak da hocamız şöyle bir soru sorabilir. Onun da burada vurgulamak istiyorum. Mesela
mesela bir diyalog verebilir. Ben burada örnek olarak Hacivat'la Karagöz'ü verdim. Dikkat edin ekrana. Hacivat'la Karagöz şöyle bir diyalog yaptığını düşünelim. Merhaba Karagöz, pikniğe gelir misin bizimle? Karagöz de ona diyor ki, merhaba Hacı Cavcav, teşekkür ederim ama gelemem. Akşam başka işim var. Böyle bir konuşmada gerçekleşen iletişim öğelerini söyleyiniz. Yani burada hangi iletişim öğeleri gerçekleşmiş bunu söyleyiniz diye bir soru sorabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar cevap olarak şöyle bir şey söylememizde fayda var. Burada gönderici Hacivat'tır. Bakın Hacivat Karagöz'e bir cümleyle bir ileti gönderiyor. Alıcı kimdir? Alıcı ise Karagöz'dür, karşısındaki kişi. İletisi nedir göndericinin? Pikniğe gelir misin bizimle? Yani Hacivat'ın. Karagöz de diyor ki hayır, dönüt veriyor. Dönüt, gelemem. Akşam işim var diyor. Evet. Burada hangi kanalla arkadaşlar söz gidiyor? Ses ve hava yoluyla gidiyor. Kodumuz nedir? Türkçe. Türk dilini kullanıyor. Bağlam nedir? Yani bu iletişimin geçtiği ortam neresidir? Sokaktır. Dolayısıyla bu iletişimde arkadaşlar iletişimin öğeleri gönderici, alıcı, ileti, kanal, kod, dönüt ve bağlamdır. Hocamız soru sorarsa bu veya buna benzer bir iletişim örneği vererek siz ne yapacaksınız? Bu şekilde yazacaksınız. Veya sadece şöyle de sorabilir. İşte iletişim öğelerinin adlarını yazın. Öyle dediği zaman hemen gönderici, alıcı, iletici, kanal, kod, dönüt, bağlam şeklinde ifade edeceksiniz arkadaşlar. Senin arkadaşlar bir başka soru da şöyle sorabilir. Doğru yanlış sorusu da gelebilir. Mesela aşağıdaki cümlelerin karşısında doğrulara doğru, yanlışlara yanlış yazın ifadesi gelebilir. Bunlar da gelirse mesela benzer şu sorulara dikkat edelim. İşte açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez demiş. Doğru. Açık bir anlatımda imge yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı imgesellik olmadığı için edebi sanatta olmaz. Doğru. Türk edebiyatında olay hikayesinin temsilcisi Sait Faik, durum hikayesinin temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Bu yanlış bir ifadedir. Arkadaşlar Türk edebiyatında olay hikayesinin yani Mopas'ın tarzı, Guy de Mopas'ın tarzı hikayenin temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Kesin durum hikayesinin temsilcisi ise Sait Faik'tir. Bir başka maddede şöyle bir doğru yanlış gelebilir. Sunumlara direkt konuya giriş yaparak başlanması uygundur. Hayır, sunumlara direkt giriş yaparak başlanmaz arkadaşlar. Güzel düşünelim diye yemyeşil olmuş ağaçlar mısrasında teşviş sanatı vardır. Yanlış. Arkadaşlar güzel düşünelim diye yemyeşil olmuş ağaçlar diye bir ifade geldiği zaman burada hüsn-i talil yani güzel sebebe dayandırma sanatı vardır. Duru bir anlatımda arkadaşlar karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Doğru. Duru bir anlatımda arkadaşlar karmaşık cümleler olmaz. Aynı anlama gelen birden fazla kelimeler olmaz. Dolayısıyla anlaşılması güç cümleler olmaz. Bu şekilde bir ifade gelirse bunu da doğru olarak ifade edin. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir soru gelebilir. Hocanız iki metin verir ve bu metinleri karşılaştırmanızı isteyebilir. Hangisi öğretici, hangisi sanatsal metindir diye. Yani bir sanatsal metin verir, bir de öğretici metin verir. Hangisi sanatsal, hangisi öğreticidir diye bir soru sorabilir. Arkadaşlar ben örnek olarak iki tane paragraf verdim. Birinci paragrafta bir sanatsal metin, ikinci paragrafta öğretici metin aldım. Burada nokta nokta koydum. Birinci metin sanatsal metindir, ikinci metin ise öğretici metindir. Hocanız bunun yanında arkadaşlar sebebini de sorabilir. Mesela üç maddeyle bunu anlatın diyebilir arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Birinci metinde imgesel bir anlatım, dolaylı bir anlatım vardır. İkinci metinde yalın, açık ve doğrudan bir anlatım vardır. Göndergesel işlevde kullanılmıştır dil diyebiliriz. Birinci metinde öznel yargılar vardır. Söz sanatları içerebilir. İkinci metinde ise nesnel yargılar yer almıştır. Birinci metinde kelimeler genellikle mecaz ve yan anlamlarında kullanılmışken, ikinci metinde gerçek veya terim anlamlarında ne yapılmıştır? Kelimeler kullanılmıştır. Bu şekilde bir karşılaştırma sorusu sorarsa sevgili arkadaşlar, bu şekilde ifade edebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar bir başka soruya gelelim. Bu sorumuzda diyor ki yukarıdaki açıklamaların yanındaki ayraç içine uygun noktalama işaretlerini yazın. Böyle bir soru sorabilir hocanız veya bir cümle verir. Parantez içinde noktalama işaretlerini de sorabilir. Biz burada böyle bir soru sorduk. Biraz daha böyle sizlerin beyin fırtınası yapmanız ve cevapları ortaya koymanız açısından biraz daha belki zor diyebilir miyiz bilmiyorum. Zora alıştırma adına. İnşallah hocanız daha da kolay soracak büyük ihtimalle. Şimdi diyor ki alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Cevabını noktalı yere yazıyoruz. Tarihlerde gün, ay, yılı gösteren sayıları ayırmak için konur. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Ve kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Ben okurken büyük ihtimalle zihninizde çağrışım yaptı. Bunlardan birincisi 3 nokta arkadaşlar. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin sonunda ne yaparız biz? 3 nokta koruruz. Tarih, gün, ay, yılı gösteren sayıları ayırmak için noktayı koyarız tarihlerde, gün ve ay ve yılı gösterirken. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül işareti koyarız ve öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
Noktalı virgül koyarız. Çünkü değerli arkadaşlar, noktalı virgülün görevlerinden birisi nedir? Sıralı cümlelerde yargı biter ama anlam bitmediği için biz ne yapmayız arkadaşlar? Nokta koymayız. Yargıdan sonra virgül veya noktalı virgül koyarız sıralı cümlelerde. Dolayısıyla burada noktalı virgülü ne yapıyoruz? Sıralı cümlelerde kullanıyoruz. Ve son olarak kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti koyarız. Bu şekilde bir soru gelirse siz bunları yazacaksınız. Ha, bunun dışında klasik bir cümle verip noktalama işaretlerini hocanız çıkarabilir. Oraya parantez koyabiliriz. Parantezin içine noktalama işaretlerini yerleştirin de diyebilir. Burada da bakın bu ifadeler hemen aklınızda olsun. Yerlerine ne yaparsınız? Koyarsınız. Değerli arkadaşlar, bir diğer sorumuzda da bize şunu sormuş. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım dizesinde şair ben sözünü kullanarak hangi edebi sanattan yararlanmıştır? Kişileştirme, benzetme, istihare, mecaz mürsel ve intak. Şimdi burada ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım derken burada ben sözüyle mecaz mürsel yapmış. Burada şair Mehmet Akif Ersoy ben diyerek Türk milletini ne yapıyor? Kastediyor. Dolayısıyla burada söz sanatı yapma amacı gütmeden ne yapmış oluyor? Bir söz sanatı yapmış oluyor. Mecaz mürsel yani ad aktarması, diğer adıyla ad aktarması. Söz sanatı yapma kastı olmadan yapılan söz sanatlarına biz ne yapıyoruz? Mecaz-ı mürsel diyoruz değerli arkadaşlar. Burada da mecaz-ı mürsel yapılmıştır. Bu mecaz-ı mürsel sorularını farklı şekillerde de sorabilir arkadaşlar. Mesela eseri sormak ister ama yazarı söyle. Mesela ben Ömer Seyfettin'i çok okurum derken aslında orada Ömer Seyfettin'in eserini kastediyordur. Öyle değil mi arkadaşlar? Veya karnım çok acıktı bir tabak yedim derken tabağı yemiyoruz. Tabağın içindekini yiyoruz. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Veya işte Bursa'dan Ankara'ya giderken bütün İnegöl uyuyordu derken İnegöl şehir uyumaz, şehrin içindeki insanlar uyuyor. Değil mi? Buralarda biz ne yaparız? Bir mecaz-ı mürsel yaparız. Ad aktarması yaparız. Bu şekilde sorular geldiği zaman ne yapacaksınız? Cevaplayacaksınız. Yine sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuzda masal ve fabl türlerini karşılaştırarak bir tablo verebilir ve özelliklerini sorabilir. Bakın burada tablomuzda masal ve fabl bir tablo haline verilmiş. Masalın özellikleri verilmiş. Fablın özellikleri verilmiş. Bazılarının karşılığı olarak özellikler verilmemiş. Bizim onu doldurmamız istenebilir. Bu sorunun aynısı sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf ders kitabında mevcut. Ben hocanız kitaptan da soru sorar düşüncesiyle bunu aldım sizler için. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı yayını kullanmayan arkadaşlarımız varsa, çünkü Türkiye'nin her yerinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları değil, farklı özel yayın evlerinden de kitap satın alarak oralara gönderiyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı yayın evi dışındaki özel bir yayın evi ders kitabı görüyorsanız arkadaşlar, o arkadaşlarımız da şimdi cevaba dikkatli baksın. Hocanız sorarsa böyle bir soru cevaplansın. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın kırmızıyla boşluk bulunan yerleri vermiştim. Masalların çoğu sonradan yazıya geçirilmiştir. Evet, fabllar da sonradan yazıya geçirilmiştir diyeceğiz karşılığına. Neden? Çünkü fabl ve masal aslında aynı kategorinin iki farklı üyesidir. Normalde fabllarda masaldır. Fakat kahramanları sevgili öğrencilerim, hayvanlar olduğu için ne yapılmıştır? Masaldan ayrı bir tür olarak bir ayrıma tabi tutulmuştur. Dolayısıyla ikisi de sonradan yazıya geçirilen türlerdendir. Bu defa fabllarla ilgili bir özellik verilmiş, masalla ilgili soru sorulmuş. Fabllar genellikle manzum şekildedir değerli öğrencilerim. Ama masallar düz yazı şeklindedir. Karşısına bunu ifade edeceğiz. Masallar genellikle bir tekerlemeyle başlar değerli öğrencilerim. Fakat fabllarda tekerleme bölümü yoktur. Bundan dolayı masal planıyla fabl planı ayrıdır. Unutmayın, hocanız masalın planıyla fabl'ın planını da ayrı bir soru olarak sorabilir. Bundan dolayı arada böyle bir fark var. Bir diğer soruda fabl bölümünde bir özellik verilmiş. Masaldan soru sorulmuş. Fabllarda öğüt bölümü vardır. Masallarda ise dilek bölümü vardır. Bu açıdan arkadaşlar masallarla fabl'ların yapı özellikleri farklılık arz eder. Buradaki ifadeleri ezberleyin, aklınızda olsun. Ola ki hocanız masal ve fabulun yapı özelliklerini, planını sorabilir. Orada da siz buradan hareketle aktarırsınız. Evet. Şimdi gelelim, bir şiir sorumuz var değerli öğrencilerim. Bu videomuzda iki tane şiir tahlil edeceğim çocuklar. İyi öğrenelim, benzeri çıkabilir diye. Şimdi diyor ki, o çayır ağır akar yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül var. Burada sevgili öğrencilerim söz sanatı sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önceki sorduğumuz Mehmet Akif'in ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım sorusunda da söz sanatı sormuştuk. Hocanız farklı şekillerde de sorabilir diye ben ekstra soruyorum. Şimdi burada sevgili öğrencilerim dikkat ederseniz teşhis, benzetme sanatı ön planda. Şimdi sevgili öğrenciler, çay ağır ağır akıyor. Sanatçı diyor ki, yorgun mu bilmem
Yani çayın yorgun olduğunu ima ediyor. Yorgun olup olmadığını ima ediyor. Sevgili arkadaşlar, gene mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Evet, şimdi burada mehtap, çay bunlar yorgun olamaz, solgun hasta olamaz. Neden olamaz? Çünkü bunlar nedir? İnsan dışı varlıklardır. İnsan dışı varlığa biz ne yapmışız? Daha doğrusu şair ne yapmış? Bir kişileştirme özelliği vermiş. Kişileştirme yapmış. Dolayısıyla burada bir teşhis sanatı var. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Evet, şimdi burada çay yaslı geline benzetilmiş. Dikkat edin, yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem derken. Burada da bir teşbih sanatı var sevgili arkadaşlar. Teşbih sanatı var. Çünkü bir benzetme yapıyor. Benzetme edatımız orada bakın gibi ne yapılmış? Kullanılmış. Çayımız yaslı bir geline benzetilmiş. Dolayısıyla burada da teşbih sanatını görüyoruz. Şimdi temelde ağırlıklı olarak bu iki sanat var sevgili öğrencilerim. Hocamız burada sevgili arkadaşlar bu ikisini isteyecektir. Fakat ekstradan bir sanat, hatta iki sanat daha var. Onları da söylememiz lazım. Şimdi yüce dağ başında siyah tül vardır derken burada bulutu kastetmektedir arkadaşlar. Siyah veya işte gri renkli dağ başlarında değil mi bulut olur. Burada da istihare sanatı var diyebiliriz. İstihare sanatı var diyebiliriz. Benzeyen ve benzetilenden birisiyle yapılıyorsa bu söz sanatı nedir burada? İstiharedir yani eğretilemedir sevgili arkadaşlar. Ve burada biraz daha geri planda kalan bir sanatımız var. Yorgun mu bilmem, solgun mu bilmem, mahzun mu bilmem derken bir soru soruyor arkadaşlar. Bak dikkat edin soru soruyor. Ama cevabını aslında biliyor değil mi şairim? Yani bir suyun, çayın yorgun olmayacağını, solgun olmayacağını, mahzun olmayacağını bilmez mi? Dolayısıyla bilir. Burada da bir istifham sanatı var diyebiliriz. Ama hocanız bu kadar ayrıntı sorar mı bilmiyorum. Ben burada ayrıntı vereyim size. Çocuklar aklınızda olsun. Ama bakın sevgili arkadaşlar ağırlıklı olarak not alacağınız hangileridir? Hocanız böyle bir soru sorarsa ağırlıklı olarak teşhis ve teşbih demeniz lazım. Tamam mı? Muhakkak büyük ihtimalle bunu soracaktır. Ha, sonradan fazladan bunları da yazarsınız. Ama ağırlıklı olarak şu ikisinden teşhis ve teşbihten soru soracaktır. Bundan dolayı bak cevap bölümüne teşhis benzetme sonra istihare dedim. İstifhamı da ekleyebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bu şekilde ifade ediyorsun. Yani arkadaşlar istifham sanatı nedir? İstifham sanatı da şairin bildiği bir şeyi soru sorarak sorması şiirde. Ya ama cevap alma kastı olmadan. Çünkü cevap alma kastı olmaz şiirde. İstifham sanatı dikkati çekmek, karşı tarafı içeriye, şiirin içeriğine, çağrışıma çekmek amacıyla kullanılır. Soru sorma amacı güdülmez. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar bir diğer soruda da sizlere bir dörtlük verdim ve bu dörtlükle ilgili sorular sordum. Nazım birimi, kafiyeleri, redifi ve ölçüsü gibi. Şimdi bakalım. Çiçek açar, domru domru dal verir. Kimi uzar, birbirine el verir. Kimi meyve verir, kimi gül verir. Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar. Şimdi diyor ki yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın. Şimdi çocuklar bakın hemen şiirimize bakalım dikkatli bir şekilde. Şimdi burada diyor ki nazım birimidir. Nazım birimi deyince ne anlayacağız arkadaşlar? Şairin o şiiri mısraları nasıl dizdiği. Bir şair mısraları diziş şekline göre ona biz nazım birimi adını veriyoruz çocuklar. Yani nazım birimi dediğimizde mısraların diziş şeklini anlıyoruz. Burada konuyu nasıl işlediği, kaç mısra içinde, kaç birim içinde işlediği önemli. Dolayısıyla burada da dikkat edin dörder dörder dizdiği için şiiri zaten bir dörtlük verilmiş. Bu şiirin devamı olan bölümlerde zaten dörtlüktür sevgili arkadaşlar. Hocamız buradan bir dörtlüğü alıp size vermiş oldu. Yani biz dolayısıyla buna göre yapacaksınız. Dörderli sıraladığı için buna biz dörtlük diyoruz. Nazım birimi dörtlük. Kafiyelerine bakalım. Şimdi kafiye neydi? Mısra sonlarındaki ses benzerlikleri. Ama nasıl ses benzerlikleri arkadaşlar? Görev ve anlam bakımından farklılık arz eden. Şimdi burada mısra sonlarında verir, verir, verir var. Şimdi verirlere dikkat ettiğimiz zaman aynı görevli sevgili arkadaşlar. Bunlar kafiye değil. Aynı görevli olduğu için bunlar redif. Bakın tabloda da redif verir dedik. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlar verirler aynı görevli ve aynı anlamda. Bakın dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla verirler redif. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kafiye buluşta iki tarz var. Bir sondan başlanır, bir de baştan başlanır. Ağırlıklı olarak bizler sondan başlamayı öğretiriz ama benim tekniğim sondan değil de kafiyeli kelimeden başlayıp sonra redifi bulmaktır. Fakat ben genel tarza uygun olarak verdim burada dinleyenler için. Redifi bulduk. O zaman rediften önceki kelimelere de bakmamız lazım. Eğer benzer sesleri içeren kelimeler varsa, kelime, ses veya ek varsa ama anlam ve görevi farklı olacak tabii. Bunlara bakacağız. Şimdi baktığımız zaman dal, el, bakın dal,
el ve gülü görüyoruz. Ha, o zaman dal, el, gül de kafiye arayacağız. Onu da farklı bir renkle işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi dal, el ve gülde hangi sesler benziyor? Ortak. Bakın arkadaşlar L sesi. Maviyle çiziyorum. Dikkat edin. L sesi birbirine benziyor. Yani ortak. Ha, o zaman ikinci şeye bakacağız. Sesler benziyor ama görevleri farklı. Dal ayrı şey, el ayrı şey, gül ayrı şey. Farklı. Dolayısıyla farklı olduğu için buradaki L ve buradaki L ve buradaki L. Bir, iki, üçüncü mısralardaki L'lerinde görevi farklı olacak. Çünkü anlamları farklı. Görevleri de doğal olarak farklı olacak. Dal ayrı şey, gül ayrı şey, el ayrı şey. O zaman üçüncü aşamaya geldik. Kaç ses benzemiş? Bir ses benzemiş. Bir ses benzediyse o zaman buna da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yarım kafiye diyeceğiz. O zaman L sesi tek ses benzerliğinden dolayı yarım kafiye sevgili arkadaşlar. Verir verirler. Aynı anlamda görevli kelimeler olduğu için bunlar da redif görevlidir. Peki şimdi kafiye şemasına geçelim. Şimdi arkadaşlar kafiye şeması dediğimiz zaman biz mısraları kastediyoruz ve mısraları yazmadan şöyle dört tane dörtlük olduğu için çizgi çiziyoruz. Bu çizgiler neyin ifadesidir? Neyi temsil etmektedir? Dörtlük. Evet. Şimdi dikkat edin. İlk üç mısra kendi arasında kafiye değil miydi arkadaşlar? Evet. Bakın L, L'ler yarım kafiyeli. Okey miyiz? Evet. O zaman biz alfabetik sıraya ilk harften başlayarak aynıları, aynı kafiyeleri aynı harfle gösteriyoruz. O zaman A, A, A. Peki son mısra kuşlar üstünde dillenir ağaçlar. Bakın burada herhangi bir L sesinin benzerliği yok. Ağaçlar diyor bak. Verir demiyor mesela. Dillenir bak. Gül, el, dal gibi bir şey yok. O zaman burada farklı bir kafiye olduğu için o zaman biz bunu da ne yapıyoruz? B yapıyoruz. Dolayısıyla kafiye şemamızda A, 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 B. O zaman kafiye şemamız hangi kafiyeye girer? Kafiye örgüsü, kafiye düzeni, kafiye şemasına göre düz kafiye. O zaman sevgili öğrencilerim burada bu dörtlüğün kafiye şeması, diğer adıyla kafiye örgüsü, diğer adıyla kafiye düzeni nedir? Düz kafiyedir. Onun için bakın arkadaşlar kafiye çeşidiyle kafiye şemasını ne yapmıyoruz? Karıştırmıyoruz. Tamam mı? Evet. Kafiye şeması A, 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 B yani düz kafiyedir. Bu A, 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 A da olabilirdi arkadaşlar. Tamam mı? Ve gelelim ölçüsüne. Ölçüsü ise hece ölçüsüdür. Ne yapıyoruz? Hece ölçüsü bizim milli ölçümüzdür. Türk milletinin, Türk edebiyatının milli ölçüsüdür. Ve bu ölçüde tüm mısralar sevgili öğrencilerim ne olmak zorundadır? Eşit hecelere ayrılmış olmak durumundadır. Peki bakalım saydığımız zaman sevgili arkadaşlar neyi görüyoruz? Dikkat edin saydığımız zaman burada 11 tane her mısrada hecenin olduğunu görüyoruz. Bunun bir kolay yolu var mıydı? Vardı. Her kelimedeki ünlüleri sayıyoruz. Mısradaki ünlüleri sayıyoruz. Affedersiniz. Bakın saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinci mısraya geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4'te de 11, 5'te de sayıyoruz 11. O zaman eşittir 11 heceden mütevellit olduğu için arkadaşlar. Evet, şöyle denden yapalım. Evet. Dolayısıyla tüm mısralardaki heceler eşit olduğu için, yani her mısra 11'li olduğu için buna biz 11'li hece ölçüsü diyoruz ve tabloya 11'li hece ölçüsü diyoruz. Belki arkadaşlar hocanız size şeyi de sorabilir, duraklarını sorabilir. Büyük ihtimalle sormayacaktır ama sorarsa 11'li hece ölçüsü 4, 4, 3 eşittir 11 veya 6 artı 5 eşittir 11 şeklinde yazılır. Burada sevgili arkadaşlar birinci mısrayla ikinci mısrada 4, 4, 3, üçüncü ve dördüncü mısrada 6 artı 5 özelliği gösteriyor. Şöyle bakalım. Çiçek açar, domru domru dal verir. Bak 4, 4, 3. Kimi uzar birbirine el verir. 4, 4. Kimi meyve verir, kimi gül verir. Bak 6 artı 5 oldu. Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar şeklinde ifade edilmiş. Sorarsa bu şekilde ayrıntıya da ne yaparsınız? Dilerseniz değerli öğrencilerim. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bu tabloyu dolduruyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için ve unutan arkadaşlarımız için de ne yaptım arkadaşlar? Sizlere ayrıntılı bilgi verdim. Boşluk doldurma sorusu. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Kişilerin kendine özgü, ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına nokta nokta denir. Kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlara da nokta nokta denir. Burada sevgili arkadaşlar özellikle roman konusu içinde işlediğiniz roman hikaye konusunda önünüze gelir ama ağırlıklı olarak romanda bu karşımıza çıkmakta. Çünkü orada kahramanlar ayrıntılı bir şekilde işlendiği için bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Karakter tip, huy karakter, tip karakter, tip huy ve tip kişilik ifadelerinden hangileri getirilmelidir? Şimdi sevgili arkadaşlar buraya karakter ve tip getirmek önemlidir. Şimdi karakter arkadaşlar her yerde karşımıza çıkmayan, o eserde karşılığı bulunan özellikleriyle karşılığı bulunan kahramanlara verilen
adlandırmadır. Tip ise her yerde karşımıza çıkabilecek türde insanları ifade eder. İşte cimridir, ondan sonra sevgili arkadaşlar batılı tipi, doğulu tipi, yani doğu-batı çatışması, yani Avrupa'yı özellikleri savunan, bir de yerli milli özellikleri savunan anlamında gibi, işte cimri karakterde olan, ondan sonra kurnaz karakterde olan kişilere biz tip diyoruz eserlerde. Bu kavrama ifade edilir. Ama bir eserde ruhsal ve fiziksel özellikleriyle o kendine özgü, ayırt edici özellikleri ön plana çıkıyorsa eserde, ona da biz karakter diyoruz. Bu şekilde böyle bir tanımlama verilirse, boşluk olduğuna doldururuz. Bu şekilde değil de tanımı sorulursa, benim anlattığım şekilde orada çerçevede ifade edilen biçimde hocanıza yazar ve verirsiniz. Bir diğer soruda da tiyatro türleriyle ilgili soru gelebilir. Aşağıdaki noktalı yerlere komedi türlerinin adlarını yazınız diye sorabilir. Biliyorsunuz kitabımızda komedinin 3 türü yer alıyor. Bunlar hocamız tarafından sorulabilir arkadaşlar. Hemen baktığınız zaman çağrışım yapmıştım. Hemen cevaplarına geçelim. Birincisi entrika komedisidir. Olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gütmeyen komedi türüne entrika komedisi diyoruz. Amaç burada seyirciyi güldürmektir. Bir diğeri karakter komedisidir. Karakter komedisinde de günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını ele alır ve belli bir tiplemeler ortaya konur. Buna da biz karakter komedisi deriz. Bir de töre komedisi var. Töre komedisinde de bazı töre ve geleneklerini eleştirel bir tutumla yansıtan komedilerdir. Burada mesela sevgili arkadaşlar işte mesela kız isteme olaylarında işte büyük kızı verip, küçük kızı gösterip büyük kızı verme gibi, işte başlık parası gibi, işte kan davaları gibi konular eleştirilebilir. Bunlara biz töre komedisi diyoruz. Burada bizim Şinasi'nin ilk tiyatro ürünü olan sevgili arkadaşlar, şair evlenmesini unutmayın. Belki burada hocanız buna benzer bir soru da bize sorabilir. Evet, şimdi gelelim roman türleriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım arkadaşlar. Burada ilk yerli romanımız, ilk edebi romanımız, ilk realist romanımız, ondan sonra ilk psikolojik romanımız ve dünya edebiyatında ilk modern roman hocamız tarafından sorulabilir. Bunları bir ele alalım sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk yerli romanımız Taşrup-ı Talat ve Fıtnak'tır. Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. İlk edebi romanımız ise İntibah, yani edebiyat değeri taşıyan romanımız Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Namık Kemal, Şemsettin Sami, Tanzimat dönemi sanatçılarımızdan. Yine Tanzimat dönemi sanatçılarımızdan Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı ilk realist romanımızdır sevgili öğrencilerim. Ve gene Servet Fünun dönemi sanatçılarımızdan Mehmet Rauf. Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanı da ilk psikolojik romandır. Ve dünya edebiyatındaki ilk modern roman ise Don Quixote romanıdır. Cervantes tarafından yazılmıştır. Sevgili arkadaşlar, belki ilk tiyatro eserimiz de hocanız tarafından sorulursa Şinasi'nin Şair Evlenmesi'ni yazabilirsiniz. İlk oynanan tiyatro sorulabilir. Burada da bizim Namık Kemal'in tiyatro eserini söyleyeceğiz. İlk oynanan eser olarak sevgili arkadaşlar. Ve gene sevgili arkadaşlar, tarihi bir roman olarak Cezmi karşımıza çıkabilir. Bunu söyleyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Boşluk doldurma sorusu. Bazısının benzerini yukarıda da sormuştuk. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. Sevgili arkadaşlar, dünya edebiyatında yazılan ilk roman Cervantes'in yazdığı Don Quixote adlı eserdir. Biraz önce 10. soruda bunu sormuştum. Farklı gelebilir diye burada da sordum. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklerden oluşan ses benzerliğine cinaslı kafiye denir. Evet, cinaslı kafiyede sesler aynı ama anlamlar farklı. Tiyatroda kullanılan şiir türüne dramatik şiir adı verilir. Özellikle komedi, komedya ve tragedyada, yani trajedi ve komedide arkadaşlar dramatik şiiri görürüz. Zaten orada dramatik şiir şeklinde bir anlatım vardır. Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme almak ve temel öğesi fikir olan yazılara da makale denir. Makalelerde de arkadaşlar iddia ve ispat yoluyla anlatım kullanılır, anlatım biçimi kullanılır. Bu yönüyle denemelerden de ne yapılır? Ayrımdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu boşluk olan bölümde ne koyacağız? Makale koyacağız. Sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Başarılar diliyorum hepinize. Metin Kürümoğlu hocam olarak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızdaki sorularımızı, diğer sorularımız var. Sorumluluk sınavları ile ilgili. Onları da paylaşın arkadaşlarımızla. Ve kanalımızdaki diğer yayınlarımızla muhakkak izleyin. Ders konularını izleyin. Süper Chat ve Süper Sticker'dan isterseniz destek olabilirsiniz. Katıl üyeniz olarak özel avantajlara da sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz inşallah başaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Hepinize başarılı bir sınav süreci diliyorum. Özellikle Şubat
dönemi sınavları ve daha sonraki Eylül dönemi sınavları ve eğer sevgili arkadaşlar Haziran döneminde de açılırsa Haziran dönemi sınavlarında da başarılar dilerim. Gönül ister ki hepiniz geçesiniz ama iyi çalışın. Burada anlattıklarınızı özellikle aklınıza yazın ve diğer ders videolarınızı kanalımızdan izleyin. Metin Kürmoğlu Hocam kanalımız. Metin Kürmoğlu Hocam kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kanallarımızda da farklı soru örnekleri var. O sorularımızı da oradan da izleyebilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de paylaşın. Evet, hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bir sınav süreci diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.